Evet, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş yanımızda. Hocam tebrik ederiz. Her iki takım için herhalde stres seviyesi çok yüksek maçta. Sezonun başı olmasına rağmen iki takımda kaybı tahammülü yoktu. Bu stresi nasıl açtınız? Ya bizim merak ediyorum. Tabii stresten ziyade bizim geçmiş iki haftaya baktığımızda gerçekten iyi bir oyun sahaya yansıtıyorduk. Pozisyona da giriyorduk ama neticelendirmeyince puansız döndük. Bu hafta aslında iyi oyundan ziyade 3 puan çok önemliydi. Çünkü 3. hafta oynuyoruz ve kendi evimizde. Öncelikle bunu başardığımız için ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama belki de Fenerbahçe'ye karşı oynamamız gereken oyunu oynadık. Evet, belki bizim oyunumuzun alışılmışlığı dışında idi. Gol pozisyonu, çok net gol pozisyonu belki daha azdı. Ama mücadele anlamında, istek arzu anlamında gerçekten sahaya her şeyimizi koyduğumuzu düşünüyorum. Muhteşem bir tribünlerimiz yine arkamızdaydı. Onları da kutluyorum. Camiamıza, tribünlerimize bu galibiyet armağan olsun. Hocam, biraz önce Halil'e de sordum, size de sorayım. Bir hafta boyunca tabii bir takıma karşı çalışıyorsunuz. Taktiksel olarak, fiziksel olarak hazırlanıyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini analiz ettiğiniz zaman futbolcuların da tercihiniz ne yönde oldu Fenerbahçe'yi çözmek adına? Çünkü çok pozisyon vermediniz. Biz tabii oyun stratejimiz çok pozisyon vermedik. Çünkü bunun sebebi geçen hafta da böyleydi. Takımın boyunu kısa tutup ama geniş alanda oynamaktı amacımız. Çünkü bizim orta sahada Borges de çok katkıda bulundu gerçekten. Hazır geldiği için çok adaptasyon süresi de çok kısa oldu. Ve çok çabuk merkezden veya ters toplarla oyun yönünü değiştirdiğimiz zaman arkadaki boşluğu çok iyi değerlendirebileceğimizi biliyorduk. Ve buna göre çalışma yapmıştık. Nitekim bunu yaptığımızda da rakip kaleye gerçekten zorladık. Ortalarla belki dikine, onların birinci bölgesine geçişlerle yine sonuçlandıramadık ama en azından bunları yaptığımızda doğru bir analiz yaptığımızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda 60-70'de artık orta sahamızın temposu düştü. Çünkü gerçekten çok efor sarf ettiler ve ağır bir hava vardı gerçekten bugün. Orada tabii Alparslan ve Poku değişikliğini yaptık ki bence zamanında yaptığımızı düşünüyorum. Poku çok diri bir oyuncuydu ve dinamik bir oyuncu. Oraya da bir artı getirdi. Nitekim ondan sonra da golü attık. Ve maçı önemli olan böyle bitirmekti. Belki net pozisyonlarımız da oldu. Çünkü artık Fenerbahçe golü ararken boşluk bıraktı. Evet, ama belki 2'yi bulsak daha rahat olabilirdi. Ama önemli olan gerçekten Fenerbahçe'ye karşı 1-0'ı akıllı oynamak ve 1-0 koruyabilmek. Bunu başardık. Ben çocukları anılarından öpüyorum. Gereken mücadeleyle gösterdiler. Geçen haftanın 11'ini Beto hariç bozmadınız. Herhalde oynanan başarılı futbol bunda etkiliydi. Ne dersiniz? Ya tabii bizim şimdi bir sistemimiz var. Oynayan veya oynamayan oyuncu sadece orada bireysel kalite belki mevkiine göre ön plana çıkar. Ama sistematik, sisteme uyduğu zaman, doğruları yaptığı zaman zaten ortaya böyle bir futbol çıkıyor. Sezon hedefiniz nedir? Kaçıncı sıra tamamlıyor? Ya tabii bizim, çok erken ama. Tabii erken. Bizim hedefimiz her maçımızı kazanmak. Ve her maçımızı kazanmak için çıkıyoruz. Bizim hedefimiz bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. İlerleyen zamanlarda da artık o zaten yönü belirler. Hocam son sorum. Deniska'da bir rahatsızlık geçirmiş. Evet, birinci rahat sizden öğrendim. Ben de duydum ve yanına gittim. Bir baygınlık geçirdi. Sanırım tansiyon düşmesiyle. Çünkü çok mücadele etti. Yani inanılmaz bir efor sarf etti. Bayılana kadar oynadı diyebilir miyiz? Gerçekten öyle diyebiliriz. Tebrik ediyorum. Sadece onu değil hepsini. Şimdi onu hastaneye kaldırdılar. Herhalde serum verecekler. Ben de şimdi onu görmeye gideceğim. Hocam tebrik ederiz. Teşekkür ediyoruz. Başarınızı devam ediyoruz. Sağ olun. Bayram Bektaş'ın görüşleri, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın görüşleri de bu şekildeydi.